Herkese merhabalar, ben Aygül, kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir karantina vloguyla karşınızdayım ve fark ettiğiniz gibi kendi evimde değilim. Aile evinde bir karantina geçireceğiz. Bugün böyle annem, babam, ben uzun zamandır dediğim karantina boyunca hiç birlikte karantinaya girmemiştik. Şu an ilk kez giriyoruz. Aklımda sürekli bir tarif vardı, brownie tarifi yapma gibi. Bugün de hazır evdeyiz diye o brownie tarifini deneyelim dedim. Brownie yapacağımı söylediğimden beri babam 15 dakikada bir hala yapmadım mı diye sorup duruyor. O yüzden daha fazla ertelemek istemedim. Annem mutfakta beni bekliyor, malzemeleri hazırladı. Herkes bir panik halinde. Hiç rahat değilim. Neyse, size duyurmak istediğim bir şey var. O da hemen Instagram'a gidiyorsunuz. Şöyle bir post var arkadaşlar. Bu bir çekiliş postu. Bu fotoğrafa gidip iki arkadaşınızı etiketleyip zaten kanalıma abonesinizdir diye düşünüyorum. Çekilişe katılın yani, onu söyleyecektim. Zara'dan hediye çeki veriyorum çünkü. Hadi başlayalım artık. Hadi annem. Başlayalım. Şimdi size brownie'nin malzemelerini okuyorum. 3 kare bitter çikolata kullanacağız. Babam bunu açmış yemek için. Tam bir şey. Ali Yılmaz'ın babası değil mi? Abim de Sapanca'da brownie yapılacak çikolatayı açıp yemişti. Burada da aynı sorunu yaşamışız. Yedirtmedim. Yakaladım yani. Suçüstü yakalanmış. O yüzden şey değil ama açılmasının sebebi buydu. 150 gram tereyağı kullanacağız. Bunu annem eritmiş, hazır şu an. 4 adet yumurta. Bu üzerini süslemek için oraya kullanacağız. 1 su bardağı un, 1 su bardağı toz şeker kullanacağız. 1 çimdik tuz. Yarım pakette vanilya kullanacağız. Merhaba demek ister misin? Merhaba. Babam kaçtı. Instagram'dan takip edenler görmüştür. Babam bugün kaçtı. Merhaba demek ister misin dedim. Yakalanacak. En de sonunda o da yakalanacak. Ben nasıl yakalanıyorsam. Yurt dışına çıkınca yakalanıyordu orada. Ama orada da şeydi. Mesela anlatıyor. Burayı iyi söyleyemedim. Bir daha burasını kesiyor. Aynen sürekli. Hani bir şey sanki, hani bütün Türkiye Cumhuriyeti onu izliyormuş gibi falan hissediyor galiba ama neyse. Ama şeyde yani takipte mesela bütün yorumlarınızı falan okur, bana söyler. Evet, evet. Bak işte şu takipçin işte yorum atmış, ona cevap ver der. İşte seni çok Azerbaycan'dan takip ediyorlar, sen bir git istersen. Gerçekten gençiz oraya da geleceğiz. Sürekli böyleler söylüyor. Neyse çok uzattım, çok konuştum. Şimdi evet, başlayalım tarifi yapmaya. İlk olarak ne yapıyoruz? Tereyağın içine çikolata. Bu arada tarifi... Begüm ablamın sayfasından aldım. Instagram yine sürekli oradan öncesini söylemiş oluyorum ama Begüm ablam benim kuzenim. Şuraya evet, sayfasının ismini koyarım. Amcamın kızı oluyor. Aynen. Bir sayfa açtı ve yani çok güzel tarifler. Çok. Çok gerçekten. Çok yani. Görsellerini görünce zaten acıkıyorsunuz. O yüzden böyle özellikle gece falan tarif paylaşmasını istiyorum. Çünkü canımız çekiyor. Biz bu Oreo'lu brownie yapacağız şimdi. Resmen Pinterest'ten alınmış gibi görseller. Gerçekten bayağı başarılı çekiyor bence. Hadi başlayalım. Hadi. Tereyağını eritip ateşten alıyoruz. İçine bitter çikolataları kırıp homojen bir kıvam elde ediyoruz. Şimdi bitter çikolataları kırıp içine atıyoruz. Sonra başka bir kapta yumurta ve şekeri çırpıyoruz. İçine un, vanilya ve tuzu da katarak tüm malzemeleri spatula ile birbirine yediriyoruz. Nasıl açılarla çekiyoruz şu an. Yumurta ve şekeri çırpmak için 4 yumurtayı kırıyoruz. Onu çırpalım önce de. Pembiş şeyimden bitir. Gelinlerin tatlı telaşı. Aa, ama yapayım. Sen aldın anneciğim hediye. Ama sen bunu istedin. Ben beğendim, çok güzel, hafifçik. Çırpıyorum yumurtaları. Sen şekeri koy. Şimdi bunun için şekeri atıyoruz. Annem burada çırpacak. Ben de o esnada şu kare bitter çikolataları tereyağının içine atıyorum, evet, değil mi? Evet, evet. Tamam. Tamam, şimdi bu yumurta ve şekeri çırptık. Buraya unu koyuyoruz. Şimdi bunu da böyle spatulayla içe doğru bütün unu ve işte vanilyayı yediriyoruz. Bütün karışımı birbirine yediriyoruz yani. Şimdi karışımımız hazır böyle. İyice homojen bir kıvam elde ettik. Burada da kelepçeli kek kalıbının içine yağlı pişirme kağıdı koyduk. Bunun da içine tüm brownie'yi döküyoruz. Bir güzel. Zaten Aygül yakalandı. Çok güzel. Pişmemiş de yedik. Kan var annem. Çiğum var. Aa, evet. Annem hep böyle kandırıyor. Sürekli mikserin ucundaki, hatta şu demir teller var ya, biri abimin biri benim, hep yerdik. Hadi annem. Sonra abim gidip neyse.
şeyleri oraya kırdı. Çok stres altındayım. Her şeyi yalıyorum. Sanırım kaşığından eğlenmeyeceğim şu an. Ben de elimi yıkayayım, öyle kırayım bunları. Her yerim çikolata oldu. Evet. Bir saniye. Boşluğumu kaptın. Buraya hemen koyacaktım. Son. Brownie'miz böyle. Niye bağırıyorsun? Duyduk duymadık demeyin, ben brownie'yim. Biz böyle hazır. Şimdi önceden ısıtılmış 150 derece fırında 30-35 dakika kürdan yardımıyla pişiriyoruz. Kürdan? Yardımıyla. Alttaki cümleyi de okumaya çalışıyorum. Bayağı yardımcı olacak şimdi sana burada. Kürdanla mutlaka kontrol edin. Temiz çıktığı anda fırından alın ve en az yarım saat soğumaya bırakın. Zaten durdukça içi birazcık sertleşiyor. O yüzden pişirme süresini uzun tutmayın demiş. Ben de onu anlatmak için kürdan yardımıyla pişiriyoruz dedim. Şimdi çıktı fırından ve ev o kadar güzel kokuyor ki. Direkt zaten babam kokuyu aldı ve hadi yiyor muyuz artık dedi ama. Bir yarım saat soğuma süresi varmış. Fotoğrafını çekmek için şimdi bunu dilimleyeceğiz. Şu an böyle hazırladık. Bir güzel dilimledik, süsledik. Fotoğraflarını çektim. İçi böyle ıslak ıslak, dışı böyle çıt çatladı da. Evet, bir an önce artık yersek güzel olacak. Fotoğrafları çektim. Hadi şimdi tadıma geçelim. Tattınız mı sanki siz ama? İçeride mi? Ben fotoğraf çekerken kıyısına baktım. Kenarda kalanları orada bırakmıştım. O sadece onları yemelerine izin var zannettiler. Duydu. Tadı güzel mi? Çok güzeldi. Gerçekten tavsiye gerçekten ediyoruz. Deneyin. Ben de şöyle alıştım. Yani Begüm sayfası takip edin. Çok güzel şeyler var evet, içinde. Evet, gerçekten. Çok güzel. Özellikle tatlı severler için. Evet, şahane. Çok güzel. Hadi yiyelim. Ben de çok acıktım. Hadi. Gidiyorum ben. Git, ben de geliyorum. Ben çay yerine süt koydum. Çünkü brownie, ay kolumun altında şurada telefon var. O yüzden böyle duruyorum da. Yani brownie'nin yanında süt içilir bence. Bence siz de süt için. Ya da kahve. Tamam. Çatallar benim elimde, çıldırdılar. Bana yemek yedikten sonra bir ağırlık çöktü, odakla beni. Şimdi sizi bir aletle tanıştırmak istiyorum. Benim biliyorsunuzdur İstanbul'da büyük bir ring light'ım var. Ama Bursa'da böyle hani geldiğimde çekim yapmak için falan ışığa ihtiyacım olabiliyordu. Ve o zaman da böyle sıkıntı yaşıyorum. Çünkü böyle oda ışığıyla şöyle falan çekmeye çalışıyorum sürekli. O yüzden şöyle bir ring light yakaladım. Oldukça uygun fiyatlıydı. Küçük bir şey bu arada. Şöyle hani elimle bakabilirsiniz. Şuraya telefonunuzu takıyorsunuz. Burası böyle ayakları falan. Bunu birazcık göstermek istiyorum size. Böyle bir şeyi var. Fişe takıyorsunuz. Daha sonra buradan açıyorsunuz. Böyle işte azaltabiliyorsunuz, artırabiliyorsunuz. Buradan işte sarı bu. Beyaz, gün ışığı gibi seçebiliyorsunuz. Şöyle yüzümdeki etkisini de göstereyim. Bu ring light'lı hali. Bu ring light'sız hali. Buradan böyle yapabiliyorsunuz. Modunu değiştirebilirsiniz. Bu daha sarı, beyaz, gün ışığı gibi. Azaltabilirsiniz, artırabilirsiniz. Bence bayağı iyi. Yani şununla şunun arasındaki farka bakar mısınız? Özellikle hani bir şeyler çekiyorsanız, belki siz de YouTube'a içerik üretiyorsunuzdur. Hani online toplantılar, görüşmeler falan oluyor. Onlar için de bence birebir, yani odanın içinde kamerada şöyle çıkmak mı, böyle çıkmak mı yani. O yüzden ben bayağı sevdim. Instagram'da da bayağı bir ilgi gördü. O yüzden sizlerle de paylaşmak istedim. Aşağıya yine her zamanki gibi videoda bahsettiğim her şeyi linke ekliyor olacağım. Peki şimdi ne yapacaksın Aygül derseniz, vallahi ne yapacağım bilmiyorum. Bugün zaten böyle aslında çok bir şey çekmedim gibi oldu. Sadece brownie yaptık gibi oldu. Ama işte bir Instagram'dan çek, bir gel YouTube'a çek falan birazcık vakit yiyor böyle şeyler. O yüzden aslında akşam oldu. Saat kaç? Hemen bakıyorum. Saatlerimiz 19.54'ü gösteriyor şu an. Ve benim uykum geldi ve ben bugün 11'de mi ne uyandım yani. Neden bu saatte uyku? İki gün sonrasında hesaplayamam iki. Ay şu görüntüye de çok kızıyorlar bunu çekmeme. Şöyle çekeyim mi? Sebastian geziyor diye onları böyle ters çevirmişlerdi sandalyeleri. Hep de arkamda öyle çıkıyormuş. Hep de uyarı yiyorum, yine çıktı. Fark etmeyenler için de ben söyledim şu an. Neyse şöyle sizi yine şuraya koyayım, ben de yerime geçeyim. Niye iki gün sonrasına merhaba Aygül derseniz? Çünkü arkadaşlar karantinada hiçbir şey yapmadık. Ben de sırf video çekmek için çekmek istemedim böyle boş boş. O yüzden dün bir şey çekmedim. Genel olarak da böyle kamerayı hep açık tutamadığım için böyle güzel anlar olsa da onları kaçırıyorum. Bütün şakalar kaçıyor arkadaşlar. Yani bir daha da yap denilmediği için böyle güzel anlar kaçıyor. Belki birlikte babamı ikna edersek daha çok çekim yapabiliriz, ne dersiniz? Çünkü genellikle kendisi yurt dışı vloglarına gözüküyor. Güzel böyle tarih falan anlatır.
Ama böyle doğal şeyleri çok çektirmiyor. O yüzden belki ikna edersek böyle Bursa'ya geldiğimde daha çok çekebilirim diye umuyorum. Neyse yani kısacası dün böyle videoyu sıkıcı bir şekilde devam ettirmek istemediğim için çekmedim. Nasıl olsa bugün de aile evindeyim. Bugünden devam edeyim istedim. Ne işin var derseniz böyle minik minik şeyler işte. Hani şeyler olur ya böyle kargoya uğraman gerekir, kuaföre uğraman gerekir. Öyle işlerimiz var. Annem hatta daha erken çıktı. Ben hazırlanmayı yetiştiremeyince ben çıkayım en iyisi dedi. Sen hazırlan sonra şey yaparız, buluşuruz dedi. Şu anda dışarıda. Birazdan gelecek. Öyle. Şimdi bunun açıklamasını yapayım dedim. Üzerim çok şaşırmayacağınız gibi siyah. Yani ben genel siyah zaten biliyorsunuz. Annem de nerede kaldı yani? Bana hazırlanmadın dedi çıktı da. Hazırlandım. Evde bak saat. Saat de yapamıyorum şuradan. Saat kaç oldu? Neredesin ya? Şimdi annem geldi, bir kahve içtik. Şimdi bana yemek hazırlıyor. Çünkü kahvaltı etmediğim için direkt bu saatlerde öğle yemeğine geçiyorum. Sonra ben onu yiyorum. Sonra annem kahvaltıdan sonra acıkmış oluyor. Böyle birkaç saat sonra. O sırada ben acıkmış olmuyorum. Böyle bir dengemizi tutturamıyoruz. Bu arada az önce buradan da ettim mi acaba? Ettiysem olabilir ama şey Instagram'dan şey yapmıştım işte. Hani annem de İstanbul'dayken Bursa açık açık demişti. Hani buraya da karanlığı getirdik. Burası da bugün karanlık ve böyle atıştırıyor yağmur falan dedim. Güneş açtı ya. Bu aralar ne istesem anında oluyor. Çok garip. Instagram'dan şey istedim. Evet, Instagram'dan varsa istekleriniz yazın da dileyim dedim. Yani gerçekten hani bu ara böyle şey oluyor. Hemen böyle anında gerçekleştiğinde diyorum şu an şunu da dilemeliyim falan. Umarım olur yani. Arka arkaya dileyeceğim. Hemen. Arka arkaya. Aynen. Tekle kesmeyeyim. Hava güzel olsun. Bir de. Bir de. Ne kadar maddiyatçıyım. Ben hemen mutluluk. Sağlık. Bak mutluluk. Kapattı hava anne. Sen araba deyince hava kapattı. Bu arada otoparka çektin sanki geldiğinde öyle gördüm. Evet. Otopark dolu. Niye otoparka çekiyorsun? Ben çıkaracağım. İşte sen ona alışacaksın ya. Tamam da yani ön taraf boş. Zaten birazdan çıkacağız. Bile bile fark ettim orayı. Bile bile diyor. Öyle şimdi ben yemek yiyeceğim. Yemek yedikten sonra da çıkacağız. Sonra da sen acıkacaksın yine çıkalım. Yoğun bir gün. Yok ben bir şey atıştırırım artık. Yoğun bir gün de bir şey de yok yani. Ben ağacımı hala içeriye alamamıştım ya. Onu böyle şey yapacaktım. Altına böyle bir hasır sepet gibi bir şey koyacaktım. O saksıyla evde durmasın diye. Ben hasır bulamıyorum. Yani online'da her şey 35 santim ve bizim saksı 40 santim. Bugün büyüğünü buluruz diye ona bakacağız. Öyle bütün gün bizdesiniz. Hala evden çıkamadık. Kaç dakikadır konuşuyoruz. Birazdan çıkacağız diyorum kahve içiyoruz. Birazdan çıkacağız diyorum yemek yiyorum. Neyse birazdan gerçekten çıkacağız. Çıktığımda açacağım artık. Ve Aygül kullanacak. Evet. Neydi? Şoför Nebat. Şoför Aygül. Şoför Nebat var ya Fatma Giri'ye. Ama Aygül. İlk kez değil ki İstanbul'dan dönerken de kullandım. Kullandın canım. Hayır gene iş başına. Kullandım ben. Hem de şey trafikliydi Bursa. Evet. Ne yapıyorum biliyor musunuz? Böyle kafamı uzatıyorum. Böyle amcalarla göz göze geliyoruz. Kimse bana kıyamayıp herkes bana yol veriyor. Göz göze geldiğinde herkes bana yol veriyor. Süper. Biraz... Aynen öyle gerçekten. Ama hayat böyle değil ya. Kapıyı benim açmam gerektiğini düşünüyorum. Bir saniye. Birileri daha var anne. Önce onlar çıksın. Ay. Yıktım. Yıktım her yeri yıktım. Çekmişim ki koltuğu. Hani demi kullanırken baktım cüce gibi. Bu kadar öne çekiyor. Cüce der. Hayır olmadı. Çok önde. Ama çok... Ay bir dakika çıktı. Nereye gidiyorsun? Annem şey kofre gideceğiz ya hemen. Tamam da anne. Uzun yol. Sığamadım. Sığamadın çünkü çok öndesin. Ay birazcık geriye çekseydin sen de böyle de. Tamam, çok daha rahat. Yetişiyor. Çok rahat. Yetişemeyecek zannettim. Otoparktan çıkmanın taktikleri var. Ama annem benimle paylaşmıyor. Mesela nerede doğru yerde kurayım? Nerede doğru yerde kurayım? Şimdi apartmanla arabaların arasından böyle teğet geçerek çıkıyorsunuz. Evet. Arabalar da çapraz duruyor. O yüzden... Evet. Tam olarak atıyorum hangi camda kıvrılmak lazım? Şu tamam. An doğru gidiyoruz. Gittikçe rahatlayacağız zaten. Bu ikisini geçti. Daha şey gidiyordum. Daha kötü gidiyordun. Farkındasın değil mi kendinde? Daha apartmana yakın gidiyordun. Şu anda o kadar gerek yok. Şimdi bak ya ama bak yaklaştın. Yine yaklaştın. Ha. Bence apartman yamuk. Bu da iyi. Ben düz çıkıyorum. Her seferinde hayır, burada yamulmuş oluyoruz. Sen arabaları görünce kaçmaya başladın usul usul bence. Bence otopark mı yamuk? Arabalar mı yamuk? Bir şey yamuk. Gel. Önümüz sürtecek.
Sürtmeyecek. Arabanın sahibi sürtmeyecek diyorsa. Sürtmez. Arabanın önü çok kısa çünkü annem ya. Kurtarıyor. Yani. Anne geldi arkaya. Anne yok yok kurtaracak o. Yani git git git. Daha hiç araba bağırmadı bile. Ha? Artık gidersin zaten. Tamamdır. Süpersin. Çıkıyoruz. Çıkıyoruz. Yama var mı? Var. Bir aralıktan çıkmanın bu kadar mutluluk vereceğini bilemedim. Bana her şey mutluluk verir. Süpersin. Biliyorum. 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 Evet, evet. Tamam kapatabiliriz bence. Tamam mı? Her gördü herkes. Yolumuzun her anıydı. Ya ama şu an hani iyi gittiğim kısmı görmeyecekler. Otoparktan çıkış. Ama bakın normal otopark değil. Önce onu bir şey yapalım hani otoparktan mı çıkamıyorsun? Bilmem ne demeyin bana. Birazcık zor bir otopark. Anne söylesene biraz zor diye. Seni dinliyorum. Hayır benim şu an 20 senelik olduğu için hani. Tamam. Ha. Kim ama apartmanda dibe girmek istemeyen çok insan var. Annemler yani. İnadına en dibe. O yüzden biz bu kadar zorlanıyoruz. En başa dur sen de dümdüz dur ben de çıkayım. Evet evet ama işte. Oraya gitmek kimse seviyeyi istemiyor. Seviyeyi yükseltiyorlar çünkü o yüzden. Yani birileri gitmek zorunda. Birileri gitmek zorunda o yüzden en deneyimli olarak ben gidiyorum düşünün. Ama öyle alır. Diğerleri biz gidemiyoruz, gidemiyoruz, gidemiyoruz diye hani gitmiyorlar. Bence herkes gidebilmeli. İki manevra daha fazla yapıverin. Hı, hı. Yani gidenler var, gitmeyenler de var. Tamam mıdır? Tamamdır. Bay bay. Biz kuaföre gidiyoruz. Hadi bay bay. Gel hiçbir şey anlaşılmıyor. Anlaşılmıyor. Sadece ben biliyorum. Öyle bir kaşın yok ya. Bakın bakın Aygül nasıl fark etti. Bakın. Muhteşem farkına bakın. Sıfır, sıfır. Sıfırın sıfırı. Evet. Sıfırın sıfırı. Birazcık şöyle bırakılsa sanki daha mı iyiydi gibi hayır, ama. Hayır, Mersi'de amca bilmiyor. Amca. Ben öyle uygulamıyorum. Amca. Herkes amca diyorum. Amca. O İstanbul'dan gelmiş. O bilmiyor. Nereye? Cidden nereye? Postane. Hangi? Buralarda bir yerlerde postane vardı ama. Bak çok koklayarak bulacağım postaneyi. İkisi de mi ağlıyor? Bilmiyorum çocuk ağlıyor bak. Aşıkların buluşma noktası bu park falan. Üzüldüm bak şimdi kalbime dokundunuz. Ağlamayın çocuklar. Kemerimi takıyorum ve gidiyorum. Çocuk inşallah bak ağlama daha yaşın çok küçük. Çok unutacaksın yazık. Aman yazık. O kızlar aman. Gidecek gidecek. Kızlar. Yani hayatınızdan geçen gençlikteki insanlar gelip geçecek. Evet. Deyip bunlar da şey evlenenlerden çıkarmış. Hani bazen öyle olur evet. Hayırlıysa diyeyim bak ben klasik. Hayırlıysa olsun. Ay çok güzel Bursa. Anne nesi güzel. Nesi güzel aynısından İstanbul'da da var. Bak gökyüzü. Bulutlar. Gökyüzü mü? Aynısından var. Çok güzel. Bak güneş gene gelecek. Nereye döneceğinizi söyle. Nereye döneceğiz? Bulut var. Dur şimdi kapatıyorum. Yine araba. Çok şaşırdınız değil mi? biz gittik. Özce'de açılan bir yermiş böyle ev eşyalı. Nereye gittiğimizi söylemedik ki. En son ben sağa mı döneyim sola mı diyordum. Şu hasıra bakmaya gittik. Bu limon ağacımı koyacağım dediğim şeye. Boyutunu bilmiyoruz. Çünkü birilerine ölçme görevi verdim. Hayır. Yüksekliğini almamış. Ya aynen lazım yani yükseklik. Ne kadarlık hasır girecek. Metreyle 40'a 40 olduğunu ölçmüş ama mesela saksı böyle gidiyor ve hani yüksekliği ne kadar, ne kadarlık bir şey geçirmemiz gerekiyor bilmiyoruz. Sonra Trendyol siparişlerimden Nisan'a gittim. Hı. Baktık. Şeyimiz var mı bizim? Dezenfektanımız orada gezdik. 25 litre diyor. Yani ne bileyim ben kaça kaç. Yüksekliği yazmıyor. O yüzden tamam. O yüzden bilemedik. Gözümüze de çok şey gelmedi. Yani alçak gibi geliyor. Alçak olursa da üstten saksı çıkacak ve komik duracak yani. O yüzden onu alamadık. Onu alamayınca da gittim tabak mabak aldım. Saçma sapan. Boş. Ya klasik. Bakın şimdi tabakları mesela fotoğraf çekiyorum, video çekiyorum falan ya. Böyle hep farklı ve güzel tabaklar olsun istiyorum. Ama bende şey var yani takım olsunlar da istiyorum bunlar. Böyle ayrı ayrı hani yapıyorlar ya bir tabak ondan bir tabak ondan. Ben öyle sevmiyorum.
Her şeyde takım olunca, her şeyin takım olunca yer yok yani. Nasıl olacak bilmiyorum. O yüzden böyle ya birçok şey. Şey yapayım mesela bardağı da farklı farklı teker teker bardak. Teker teker değil. O zaman benim bak yapabildiğim şu 4'er 6'şar falan yapabildim. Evet, şimdi fazla. Mesela 4 tane aldım. Aynen, o da şey aslında mantık 12 kişi bana misafir gelmeyeceğine göre yemekli. 12 kişilik takımı almama gerek yok. 12 kişi geldiğini farz et. 3 tur otururlar veya 2 12 tur. Kişi yemeğe gelmez herhalde yani. Evet, evet. Mantıken. Yok zor yani. O yüzden. O eve zor yani. O yüzden çok sıkıntı değil diye şu an şey yapmıyorum ama yani ileride büyük bir eve geçtiğimde nasıl bu huyumu şey törpüleyeceğim bilmiyorum. Törpüleyemeyeceksin. Her şey takım olsun isteyeceğim ve hiçbir şey sığmayacağım. Takım takım düzgün. Ama takım da hakikaten güzel duruyor masada. Ben evet. Ama yani birer tane hepsini çekiyorum ya fotoğraflarını. O yüzden işte onları öyle kabul edince birer tanelik bir köşede duracak. Fotoğraflıklar ayrı şeylere. Evet, evet onu yapabilirsin yani. Tamam. Mesela kupaları da öyle. Fincanları da takım takım seviyorum. Ama her sabah farklı kupayla fotoğraf koymayı seviyorum. Evet. O zaman çok farklı kupa olunca öğrenci evi gibi oluyor. Onu da sevmiyorum. Evet. Böyle açınca hepsi farklı. Dertlere bak. Aygül Yılmaz dertlerine bak diyecekler. Haklısınız vallahi. Bir dolabın sırf böyle karışık bir dolap. Onu çok feda dolabım var. Yani olacak inşallah. Tamam. Biraz daha büyük eve geçince. Tamam. Şimdilik bu kadar. Tamam. Benim bu bence sene ev değiştirmemem gerekiyormuş. He. Astroloji tamam. Öyle diyordu. Tamam şimdi nereye? Şu anda bana bir postane bulacaksın. Şimdi eve dönüyorduk ki... Ay iğrenç çıkıyorum bir dakika. Her şeyi ben yapınca yetişemiyorum. Şimdi eve dönüyorduk. Yolda Vivense'yi gördüm. Burası normalde online bir mağaza. Normal mağazaları çok fazla yok. Ben de koltuğumu, yatağım falan buradan almıştım. Ama şey diyorum artık işte... Koltuğumu değiştirsem mi diye bir düşünceye kapıldım. Çünkü çok rahat değil. O yüzden daha rahat ama işte boyutlarımız da kısıtlı olduğu için hem rahat hem gene pratik istiyorsun sen. Yani. Hem rahat hem boyutları şu ankine benzer bir şey bakacağım. İnternetten alma hatası yapmayacağım. Tekrar oturarak seçeceğim. Belki yatağı da değiştiririz. Şimdi o yüzden burayı görmüşken bir bakalım dedik. Şöyle bir şey var. Aşırı rahat. Aslında L düşünüyordum ama böyle bir şey mi alsam diye düşündüm ama bu da takım. Takım istemiyorum. Çünkü bir de bu renk de istemiyorum. Lacivert sevmem. Ama bunu beğendim. Yani rahatlığını ve tarzını beğendim. O nasıl? O rahata benzemiyor. Bunun tarzını da beğendim. Şu var ama bu da... Bu aslında tam benim tarzda. Bu şey... Ama yine şeyi uzun sanki. Şurası bana uzun gelecek gibi. Yani mutfağıma kadar gelecek bu. Geniş olduğu için rahat. Ama bu büyük. Bana çok büyük bu. Bunun da rengini çok beğendim. Pudra gibi bir rengi var. Ama tarzı ilkinin şu arkası Chester daha mı güzeldi? Ama şu an L'den nasıl döndüm? Ama bu da L olma, bu küçük. Değil mi? Ama L'ler de işte çok L'ler de çok öğrenci işi duruyor. Şey yayılmacı olmazsa. Yayılmacı olanlar da sığmıyor benim şeyime. Bir de üst kata bakayım. Bakın şöyle var. Bu bayağı güzel. Beğendim yani. Ama şey hiç minderler kalmadı. Böyle. Kim yatacak ki burada? Yatılır da. Yatılır yani. Benim yatılır ama açılan bir koltuk. Tam açılması genişse hani şey değil de bu uzun gelecek yine bana. Evet ya ölçüleri yazmıyor. Bu güzelmiş. Ama hiç ben lacivert istemiyorum. Rengini değiştiririz değil mi? İnan tasarım. Ben beğendim. Şimdi üst kata çıktık. Üst kat daha yatak odası gibi. Nerede L var? Yok bu olmaz. Bu bana göre. Hayır anne bu rahatsız belli. Niye sana göre olsun? Yine aynı şeyi yapacaksın. Annem de bizim Bursa'daki oturma odasına böyle boyut beğenmiş. Sonra hiç rahat değil şu an koltuğunun adı neymiş? Ben buna bir internetten de bakayım. Benim şu an bu beğendiğim lacivert cloud. Bu da var. Ama bu da büyük. Bu da rahata benziyor. Ama bu alçak Sebastian sığar mı acaba? Bu var bir de. Bu ne kadarmış? Bu da 3300. Şey üçlü koltuk ama bu çok rahat değil gibi duruyor. Evet evet o değil. Ben o köşeyi beğendim. Yani neye bakmam gerekiyor? Şu an emin olamadım. Hep L'ydi aklımdaki. Çünkü böyle uzatı yayıl ama şart mı? Şu an düşünüyorum. Şart değil. O L'yi beğendim kadife olanı ama birazcık gereksiz masraf mı acaba? Çünkü yani içlerindeki en pahalılardan bir tanesini seçtim şu an. O yüzden emin olamadım. Bir de yatağı da mı değiştirsem diyorum. Şeyini değil, başlığını ve işte bazasını, sistemini çok seviyorum da şey rahatlık kısmını, üstünü değiştirsem
güzel olur. Bunu da çok beğendim aslında bu girişteki. Evet, kumaş ve tabii ki renkine böyle düşünmedim ama bunun da şu olayını sevdim. L mi olsa acaba böyle mi olsa? L olursa hani benimkinin şu anki stili gibi olacak. Bir şey değişmeyecek. Zaten bir tane bercerim var. Yine onu kullanmaya devam ederim. Böyle olursa bercer ve L koltuk gidiyor olacak. Yerine bu ikisi geliyor olacak. Sadece bu olursa hani benim ev böyle ya, şimdi gözünüzün önüne getirin. Karşıdan burası kapanmamış olacak. Daha ferah görünecek ama annem de diyor ki L ile daha rahat eder. Yani kendin sonuçta takılıyorsun evde. Kendin takılırken de ayaklarını uzat yani. Hani böyle salon koltuğu gibi seçmene bence gerek yok diyor. Aa, karar veremedim. Üstteki L'yi beğendim aslında. Bu arada bunun takım fiyatı kaç? 4700. O da L sadece 4900 mü? O da 5, o da 5 yani. Evet, ama bayağı güzel şeyler var bence. Ben şu tarzı da çok seviyorum. Gold şeyler. Aynen. Aksesuarlar da çok güzel. Ben bundan yaparım. Ben yaparım, ben boyarım. Gülleri karışmış ama yukarıda da şeyi vardı onun. Minik hani şey ne denir? Yatağın yanında duran. Abajur şey değil. Neyse, çekmemize izin vermelerine, yani izin almadım gerçi de, bir şey dememelerine sevindim. En azından sizlerle de paylaşabilmiş oldum. Ben de tekrar bir bakarım. Bilemedim. Bakarız ya, birkaç yere daha bakarız. Nereye bakacağız? Ya şeyler çok evli evi, anne evi gibi oluyor. Ben ne istediğimi bilmiyorum. Yani, öğrenci evet. De olmasın, şey de olmasın ama şık olsun. Hem rahat edeyim, hem şık dursun. Evet, hem ama şey, atıyorum böyle şey yerleri, neresi var mesela, sizler nerelerden alıyorsunuz? Oralara gidince de böyle çok anne evi tarzı şeyler biliyoruz, çıkıyor. İşte, İnegöl'den falan alıyoruz yani de. Ben senin tarzı bence bana uyuyor. Şık yine böyle. Modern. Bana da gider. Modern. Yani modern. Sen öyle istiyorsun. Söyleyemedim. Ağır değil bir de. Evet. Hem rahat olsun. Hem... L istemiyor değilim. L'yi seviyorum. Neyse böyle aklımda şey, yani salonda L olmamalı, oturma odasında L olmalı gibi bir şeyim var. Ama benim ikisi aynı yerde, o çatışma içimde var. Hani anladın mı? Anladım. Hani L böyle şey odasında olur böyle. O yayılma. Salonda da böyle daha şık, daha böyle misafire uygun. O yüzden misafire uygun bir L gibi olabilir. O yüzden o yukarıdaki kadifeyi beğendim. Evet, evet. Şıktı bence. Kadife olmasa şık duruyor. Ama o kadifenin önüne işte sehpayı da değiştirmem lazım. Her şey tabii. O zaman halı da uymayacak. Hani, halıyı uyar. Ha, açık renk yaparsın. Halıyı uydursun. Bak mesela o pudra olabilir mi? İşte bu kadar yeter. Yoruldun. Şu an bir şey yapmıyorum. Kafan hani. Yok işte yorulmadım. Ben de bir tane koltuk düşündüm diye beynim yorulacak. Biz neler yapıyoruz? Hayır, mesela yatak mı şey? Ay. Nerede anahtar? Üstünde oturuyor. Hayır, üstümde de değil. Nerede bıraktım? Çantamı unuttum anahtarı. Kesinlikle. Şey, ay şarjım bitiyor. Zaten kapatmak zorunda kalacağız. Yatak da var ya. Hani yatak kolay bir karar. Yatak kolay. Aynı anda mı? Şimdi yok, hayır. Evdekileri boşaltmak var yani. Şey, geri alan yerler olacak yatak hani. Ha, evet. Mesela Velvet mi ne televizyona söylüyor, 500 liraya geri alıyoruz diyor. E tamam da sen ya benimkinden ya abininkinden olsun dedin ya anne. O zaman yataş alıyorum geri. Yataş biz verdik, ben verdim. Tamam. Teklik şeyi geriye. Tamam. Yani. Onu konuşabilirsin. Yatak kolay. Tamam, o zaman buna birazcık düşüneceğim. Bir ara karar veririz. Zaten siz biliyorsunuz. Haberiniz olur. Yani, Aygül ne yapıyorsa haberiniz olur. Ben sizden gizli koltuğumu değiştirecek halim yok. O yüzden merak etmeyin. Daha çok gezersiniz siz koltuğa. Gezmek de ben çıkıp da bir yere gezmiyorum. Sevmiyorsun ki. Sevmiyorsun onu. Tek başıma ne yapacağım? Ama şey, bakmadan yaptın, aldın geçen evet, sefer. Evet ama ne yapacağım İstanbul'da? Dudullu'da mıydı o? Ümran neredeydi şey? Haa, gittik İstinyen'in orada. Hayır ya, o Aydın Atmaydı o. Mobilyacı, biz gitmedik oraya. Modoka mı, ne diyorsun? Onu Dudu'da galiba. Ne yapacağım oraya, tek başıma gidip şey mi bakacağım? Neyse. Hadi gidiyorum. Şarjım bitmeden son kez açtım galiba. Şimdi annem bir yere uğradı. Bugün aslında İrem'le görüşecektim ben. Yani normalde annemi eve bırakıp sonra İrem'e geçecektim onu almaya ama işi çıktı gibi bir durum oldu. Müsait olamadı. O yüzden görüşemedik. Onu da bayağıdır görmüyorum. O yüzden özledim. Ama denk gelemedik yani. Ben de bir şansımı deneyeyim demiştim Bursa'dayken, olur mu diye. Günlerimiz tutmadı birbirine. Baksanıza bizim buradaki apartmanda çok fazla... Bunlar kokina değil mi ya? Değil galiba. Şu domatese benzeyen bitkiden mi bu yoksa? Ama bir şey diyeceğim. Bu böyle bu aylarda açıyor. Kışın açıyor ve bu
Yani bu, yani bu tipi bu. Aile vlogu dedim, ailesiz bir vlog çektim. O yüzden ben de artık ikna ettim ve annemi babamı arkamı alıp... Sen varsın, evet. Varım. Baban kaçıyordu. Şu anda yakalandı. Ne kadar mutlu bilmiyorum ama bir kapanış çekelim istedik. Çünkü bu video aslında bu yılın son videosu. Yeni yılda tekrardan sizlerle görüşeceğiz. O yüzden böyle bir yeni yıl dileklerimizi de iletelim istedik. Umarım videoyu severek izlemişsinizdir ilk olarak. Bizler de sizlere 2020'de ne diliyoruz? Sağlık diliyoruz. Sağlık, huzur, mutluluk. 2020'de. 2021. 2020 mi dedim? 21'de o zaman. 21'de. Geçti, unutulmaz bir yıl. Aynen. Olumsuzluklarıyla. Unutalım. Benim için kötü bir yıl değildi. Dünya için kötü bir yıldı. Tamam baba, olumsuzluk konuşma. 2021. Tamam, 2021 güzel. İnşallah iyi olur. Evet. Yani mutluluk yani, diyoruz herkese. Evet. Sağlık, mutluluk, bir, huzur, işraslı, güzel günler. Benim şahsi olarak birinci dileğim, Rabbim tez zamanda şu korona illetinin kökünü kurutsun. Ondan sonra da herkese sağlık, huzur, bol kazanç, başarı, dolu, yeni bir 2021 diliyorum. Herkese selamlar. O zaman sizlerin de her şey gönlünüzce olsun diyoruz. Sonraki videolardan yeniden görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın, bay bay. Bay bay.